İsmim Ercan Avşar. Beyaz Eşya Teknik Servisi olarak hizmet vermekteyiz. Dükkanımız Müftülük'te er teknik olarak hizmet veriyoruz. Evet, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza etmemiz için bakın, bizim dolap kullanırken en büyük yaptığımız hatalardan biri şudur. Bizim dolaplarımızda, yeni çıkan dolaplarda bu özellikle ayırt edildi. Sebzelik bölümümüz var. Efendime söyleyeyim, raf raf yerler vardır. Ama en iyi muhafaza yeri derin dondurucu bölümüdür. Derin dondurucu bölümünde de hanımlarımız bazı hatalar yapmaktadır. Atıyorum, bir bezelyenin üzerine kıyma koyup, onun üzerine sarımsak koyup tatları birbirine geçirmektedir. Biz müşterilerimize diyoruz ki, dolabımızın üst derin dondurucu bölümüne yiyeceklerimizi sırasıyla muhafaza edelim. Yani yiyecekler birbirine temas etmesin. Çünkü onun kokusu ve tadı ona geçiyor. O yüzden de muhafaza ederken buna dikkat edelim. Alt bölümlerde ise en dikkat edilmesi gereken konu şudur. Şimdi bazen eskilerde daha çok oluyordu bu, yemekteki tencereyle alıp direkt içerisine evet. koyup, tabii bunu sıcağı sıcağına, atıyorum ocaktan iki kaşık alıp, ya ben bunu dolaba koyayım, sıcağıyla koyduğunuz zaman bu yiyeceğin tamamen bakterisi ve o buharı diğer yemeklere bulaşmaktadır. Yemeğimizi pişirdikten sonra yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra koyarsak daha iyi olur. Saklama kapları bu konuda çok iyidir. Yiyeceklerimizi yemek yaptıktan sonra saklama kabına koyup ağzını kapatırsak tabii ki hava almaması daha önemli. Hava aldığı zaman işte hem kokuya sebep oluyor, hem de yiyeceklerimizin daha erken bozulmasına sebep oluyor. O yüzden de saklama kaplarını muhafaza edersek daha iyi olur.